Suriye'nin Münbiç'e yönelik böyle bir psikolojik şu anda bir çalışma, psikolojik bir şu anda eylem içerisinde olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Münbiç'teki gelişmeleri böyle değerlendirdi. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durumun olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş ciddi bir şey yok. İşte bir saat kadar önce yine arkadaşlarımla istihbaratla vesaire görüşmeleri de yaptım. Ama henüz kesin bir şey söz konusu değil. Tabii Rusya'nın bu noktada ciddi resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok. Tabii ki bu topraklar şey olarak Suriye'ye ait. Biz Suriye'nin bir defa bölünmesine zaten karşıyız. Ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır. Terör örgütlerinin çıkması halinde zaten bize de yapacak iş kalmaz. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Pakistan'ın FETÖ kararını da değerlendirdi. Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler, kabul ettiler. Şimdi bundan sonraki süreç tabii oradaki bu kapatılan yerlerin bizim vakfımıza devri meselesi. Bu süreç tabii Maarif Vakfı'na geçiş süreci çok çok büyük önem arz ediyor. Ve yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam yarın sizlere verebiliriz. Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun randevu talebine ilişkinse, "Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal'den izin alabilir mi bilmiyorum" ifadelerini kullandı.